Elif Name. Başlıyor Elif Name. Çiğden koyuyoruz ama kendileri pişiyorlar. Anladın birazcık mı? Pişireceğim. O püf noktalarını göstereceğim. Az az... Limonda ve tuzda hafif elimle pişireceğim. Hmm, peki merak ediyoruz. Çiğ sebzeli böreği yapmak isteyenler 2 tane yufka gerekiyor. 2 kabak, 2 kereviz, 2 avuç, 1 tutam fesleğen, karabiber, pul biber ve zeytinyağından oluşuyor. Gördüğünüz gibi sebzeleri bol bol tüketiyoruz ki hasta olmayalım. Olduktan sonra yaptığın iyi oldu ya. Efendim, hemen sardık onları ve bir tane de göstererek saralım nasıl yaptığımızı görsünler efendim. Hemen hatırlatma yapayım isterseniz. Evet. Kerevizi rendeledik, üstüne biraz limon sıktık, tuz döktük, iyice yoğurduk, suyunu çıkarttık. Aynı işleme limonsuz olarak kabağı yaptık. Hı hı. Havucu en ince kenarıyla kestik, havucunun suyunu da çıkarttık. Ispanakları da ufak parça böldük. Hepsini karıştırdık. Hı hı. Ortasına şöyle yerleştiriyoruz. Çok fazla olmayacak şekilde, çünkü dağıtır. Çok da az olmayacak şekilde. Olmayacak şekilde böyle kapatıyoruz. Su ve gitti. Evet. Hı-hı. Şöyle. Bunlar yağda mı kızaracak? Evet, yağda kızaracak. Tamam. Yağında hiç çektirmiyoruz. Çok hoş oluyor. Evet. Aa. Kesinlikle. Şimdi hemen devam edelim. Bakalım kimler geliyor? İsimlerimize bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor ünlülerimizden acaba? Bu arada ben hemen tatlıma geçebilirim değil mi? Tabii ki lütfen. Bu arada demişler ki Muammer Ketenci Naz elmazsa bir elma yer. Elmanın dörtte üçü yok. Ha koptum demiş. Kandemir Merve. Reji odamız da kopmuş. Esprileriniz, anlatımınız muhteşem. Böyle devam etmenizi istiyorum. Tarkan, işte Star. Başlarında söylemiştim biliyorsun. Aynen. Bu dev yaşadığı star sürece bu. Popçuların hiçbirine bu ülkede star olmak yok. Yasak. Yani bir şey dört dörtlük olduğu zaman gerçekten star olunuyor. Hem kesinlikle. Çok yakışıklı, hem çok iyi bir çocuk, evet. Çok başarılı bir sesi var, evet. Yaptığı işler, her şey dört dörtlük işte o zaman star. Kesinlikle. Ama işte Tarkan'da da tek sevmediğim nokta tek ama. Tek. Belki de bilmiyorum. 39-40 numara ayağını hep 44-45 bot giyiyor. Aa. Evet. Neden? Öyle herhalde şey ses getirsin diye. Ses getirsin ama değil mi? Ayaktan bu kadar 1.30 boy, bu kadar 45 santim ayak önde gidiyor. Ama ayağı büyük numara bir şey giymiyordur büyük canım. Numara giyiyor. Gerçekten evet, emin misin? Evet, hani o bu salajlığı falan versin gibi. Konserlerinde falan böyle dikkat edin. Ama peki hep, ayağını vurur o büyük numara olsa? Bir takviye yapılıyordur canım. Şimdi neler yapılıyor biliyorsun. Allah Allah, hiç dikkat etmedim. Evet, bak bakacağım evet, bundan sonra. Bakın. Ama onu çok seviyorum. Onu zaten herkes çok seviyor. Hiç bu duayenlerin üstüne hiç konuşulmaz. Peki. Bahis bile oynanmaz. Hmm. Evet. Bu arada Ajda Pekkan'ı çok beğeniyorum ben. Sen nasıl buluyorsun Ajda Pekkan'ı? Ve tasarımları çok güzel, kendi tarzında tasarımlar yaptı mesela. Nasıl buldun? Ajda. Bak kendi tasarımlarını Ajda, da aynı Ajda, zamanda. Ajda hiçbir şey diyemem. Nur Ajda'yı double yaptı. Bunu da söylüyorum. Hı hı. Nur abla Sibel Can'a da giydirdi o kıyafetleri. Ama hiçbir şekilde Ajda'nın sesi onlarda olmadı. Hı hı. Ajda Pekkan iyi ki bu ülkede var. İyi ki kadınlarımıza örnek moda tarzında. Ben önceden şöyle bir şey söylüyorum. Hani herkes Sayın Ajda Pekkan'ın estetiğinden dalga geçerlerdi. Hı hı. Ay artık gerdire et kalmadı. Neresinden ne aldıracak falan gibi. Vallahi sakın böyle şeyler bu kadıncağıza söylemesinler. Neden biliyor musunuz? Ben senelerdir kendim hep 39 yaşında diyordum. Hadi burada açıklama yapayım. Ben 47 yaşındayım. Hadi. Ama iki estetik operasyonu geçirdim. İlkini geçirdikten sonra gözlerimi açtım. Aynaya baktım. Mükemmel bir yüzden karşılaştım. Yüzünüzü mü yaptınız? Eskiye göre. Evet. Hı. Sonra inanın bu kadıncağızıma ben hak verdim. Estetik olayı bir kokainman hastalığı gibi, morfinman hastalığı gibi bir şey. Ve bu hastalık sizi güzel gösteriyor. Buna eminsiniz, ayna size böyle. Ve ben 3 ay sonra ikinci estetiğime girdim. Oo, 3 ay. Evet. Surat daha oturmadan yani. Oturmadan. Normalde estetik yaptığınızı evet, çünkü evet. Doktoruma sinirlendim. Oram ne falan. Muammer Bey bir şey yok. Bir sene içerisinde bakın bebek gibi olursunuz, sert olursunuz falan. Ay yok öyle, yat aşağıya.
Onun için ben ona o söylenen laflara ben ilk önce bir kalkan giriyorum. Bu arada artık 18 yaşındakiler yaptırmaya başladı. Kesinlikle. Dalga mı geçiyorsunuz? Kadın kaç ve yaşında bakın, ve fit ve sporunu da yapıyor, kendine bakıyor. Kadının hayatında demiş ki ben Ajda Pekkan'a yatırım yapacağım. Hayatım boyunca Ajda Pekkan için uğraşacağım. Evet. Onu da gayet güzel sergiliyor zaten. Hizmeti veren sanatçılardan birisidir.